BBC O'zbekning meros dasturida xush kelibsiz. Bugungi dasturimizni turkman xalqining tili, madaniyatini yuksaltirish va boshqalarga tanishtirish, shuningdek, mamlakatdagi turkman qizlari va ayollarni o'z haqlaridan xabardor etib, ularni bilimlarini oshirish yo'lida katta hissa qo'shgan ayolni dasturimizga da'vat etganmiz. Bular shoir va yozuvchi va ayollar haqlari faoli xonim Ro'yo Eshchi bo'ladilar. Ro'yojon, dasturimizga xush kelibsiz. Hozir Afg'onistondagi turkman ayollarni qiynayotgan muammo nimada? Sağ bo'ling, minnatdor. Hozir turkman ayollarining qiynayan zotga bir topari shu nacha vaqt so'nglarda o'qib boshlab, ishlab boshlabdilar va biroz mashqlarda aydinlikka yetishibdilar. Ya'ni chorasi yo'q, ota ayollarni qizlarni o'qib yubormasak, hatto qishloqlarda, ulusoliqlarda yashasalarda, endi ham shularning yo'li kesildi. Ular o'qib ketib bilmayolar, ishga ketib bilmayolar, endi eski hayotlari boshlandi. Garchi ko'proq turkman ayol qizlari eskidan ko'proq shunday qiyinchiliklar bilan duch kelgan, boshqalar tomonidan qo'yilmayapti. Ya o'qib yo'qdi, ya islan, ya uzoq bo'lgani uchun obalarda turkman qavmi ko'proq, turkmanlar hani ulusoliqlarda va obalarda ko'proq yashıyor. Shuning uchun ham hozir maktab qurshaldi ko'proq yerlarimda va o'z dilinda o'qib boshladilar. Ya ayollar gidib ba'zi o'quv yerlar dars beriyotlar va shunaqa bo'lib bular bir yo'lini topiyotlar. Balim qiynansaqda bu bir ikki yil bo'lyor, endi talab keldi. Shu nacha gitgan qizlar endi yo'llari kesildi, o'qa gidib bilmayolar va o'ran bir qiyin bir durumda. Siz agar turkmen ayollari va qizlari bilan aloqada bo'lsangiz, mana shu maktabdan qolgan, o'quvchilardan qolgan, ishsiz bo'lib uyda qolgan turkmen ayollari sizga nima deb murojaat qiladi, nima deb so'raydilar? Gaplashgan vaqtimda yaka yuraklik beryan olara, umidvorlik beryan, umidvor bo'linglar, yoningizda o'qinglar, kitob o'qinglar. Kelajakka hamisha umid bilan qaranglar, inshaalloh bo'lsinlar, hamma zot düzeler. Sizler her vaxt isleseniz okuyup bilersinizler. Şu umidiniz yeter ki yitirmenler. Deyip umid varlık veriyorum. Böyle bu umid varlığı özüme de veriyorum ki inşallah hemezat kuşalar demiş. İnşallah değişer. Yendim okulu, okullar açılar, işler özellikle normal hayat başlar da hem de kim işe gidip başlar. Sebebi bizim hem bu bunca geçmişimiz ortadan gitti. Hani geleceğimizde aydın değil, malum değil, ne ama gelecek bizi karışıyor. Çünkü yani böyle bir durumda dinge umut varlık vermekten birbirimize başka hiç çaremiz de yok. Mana şu Türkmen kızlarga ki aytasız umut varlık biraman. Bu umut varlık özünüz kaç iş onasız? Taze iş başlanımızda da köp ne ama derttik hani. Ama gelecek şu bir aydınlık var, şu tarafı gidiyoruz. Biz hem zat karanlık, bir gecenin sonu kaç uzun da olsa ertesi var deyip ona düşünüyoruz. Bir aydınlık var, bir, hemişe böyle durmuyor, hemişe böyle gitmez. Kurşalar, nehir olsa kurşalar bu deyip şöyle düşünüyorum. Ve 5 yıl basın sebebi önkü önemeler hiç kaysı sonra da hiç gitmedi. Bu da gitmiyor. Bu devirde gitmiyor. Yani belki 3 yıl alır, 5 yıl alır, 10 yıl alır. Böyle bitiş bir nemesi tarihe hükmen var. Bu ne gitmiyor deyip buna inanıyorum. 15-20 yıl avval birinchi ayol bo'lib, masalan, siz sahnaga chiqdingiz, televizion barnomalarni turkman qizi ularoqsiz jonli barnomalarni nashr etdingiz va turkman ayollarini, masalan, o'z haqlaridan xabardor etdingiz, o'qishga ularni tashviq etdingiz. Mana shu chekkan zahmatlaringiz hozir natijasiz qoldi deb o'ylaysizmi yo boshqa fikrdasizmi? Boshda shunaqa tushunyotdim biz shuncha hani bazen normal hayatın böyle hemen anksat eline geliyor, okula gidiyorsun, üniversite okuyorsun. Normal insanların hayatı o umumen normal olmalı. Yani bizimki normal değil. Kıyınçılıklar bile gittik. Mesela yukarı okuva,
televizyonda işledik ya başka çok kıyınçılıklar bilen duç geldik. Tabii ki birden mesela ben taze talepler gelenden son çok kıyınanıyordum mesela. Başka ben ders verip bilmiyorum, başka ben radyoda bir şiir okuyup bilmiyorum ya da bir bernama sunup bilmiyorum deyip çok inandım. Böyle şunçanı sonra biraz vakit öttü, özüme şunça nam ettim ki yok hiçbir zat bitmedi. Ben nirdeden bolsam özüme güçlendirsem inşallah hemen zat yeniden kuşalıp gider, bu da durmaz, bugün de durmaz deyip kuş ettik, şunu bir nameden çıkalık. Ve hazır hemen zat kuşamaya çalışıyoruz. Hani elimizden çıkanları pes dubar kuşamaya çalışıyoruz. İnşallah kuşalar. Kamarcan, endi siz aytalabsiz ki, masalan, siz o'sha topishgan ayollardan biri bo'lgansiz. Masalan, an'anaviy turkman jamiyatida talyuzinda chiqib, ayol boshlovchi bo'lish o'shanda siz uchun, oilangiz uchun oson edimi? Tabii ki vakti ki bir siz de ayalsınız. Hüseyin Afganistan'da yaşayan Üzbek ya Türkmen ayalları, Türk ayalarının yeke özlerine değil, yeke maşhallarına da şu çok inçılıklar geliyor. Hani maşhallar kaca aydın basa, okuyun basa, atan enen hemen doğanların okuyun basa, yandım etrafındaki kavim arındaşlar. Bir yerde de bir yerde kızın okuttum, kızın televizyonda işliyor. Dip kıyınçılıklar tabii ki benim hayatımda da oldu. Yine koşuş et benim başkalam benim yanımda oldu, koşuş ettim ben onlara isem ki yok yolumuz doğru başkalar yine hani biz del biz rahmetli benim atam hemşe bu ne bizi kol diyorlar Hüseyin beni çok kol dedi ve onu ben hiç vakit unutmuyorum onun koldan ve şunun için ne mi olsa biz ayakta dik durmanı başardık inşallah bundan sonra dik durarız. Siz televizyon ishlatgan paytda sizni qo'llab-quvvatlayotganlar ko'p edimi yoda sizni muxoliflaringiz ko'p edimi? Va sizni kim qo'llab-quvvatlaydi, kim sizni muxolifingiz edi? Hemşe şunu düşünüyordum ki benim şu kişiler ki aydın kişiler mesela benim atamın dostları vardı ki köprak benim yanımda kaldılar köprak bana meşvere veriyordular ya da ben bir neçe kişiyi ki hiç okuymadı hiç bir nemesi yok hiçbir hani ne şahsiyeti var ne kişiliği var adi insanların hepine gidip ben uyda oturayım mı ya da mesela rahmetli Doktor Sidik Emini, ben Feride Can'ın atası, atam rahmetli atam ölenden son beni kollab nimetti. Bizim televizyon aynada işleyen Seyda Ahmet Ferdaş olar ve şu ne Sadullahan Seydi diyor Güreş Ruznamasının celidesinin nem başlığı vardı. Ben atamın yakın dostlarından vardı. Olar köprek men yanımdadılar ve hemişe mayıs balanımda çıktılar. Kamarcan sen işçinin kızısın, sen mecid işçinin kızısın, sen işlemelisin, yani sen nemedel bunlar hani üyde otursan sen kıynanarsın ama bu işler senin için çok adi bir işler yaka şu ki sen mübarizana devam ver bizler sen yanında deyip daim bana yürek veriyorlar o benim yanımdadılar. Siz televizyon ishlagandan keyin masalan ayollarga bag'ishlagan dasturlaringiz bor edi. Qancha turkman qizlarga yo'l ochib berdiz, ularni tashviq etdizki, masalan ular dars o'qisalar yoki kelsalar, restoranlarda ishlasalar sizga o'xshab. Birinchida men 2002'de televizyon ayna baranımda yek özüm tüm ve hiç gün başka ne ayol bar tüm ne kız bar tüm bir neçe gün devam verdik şu an ya barnamana. Ve yavaş yavaş mesela Feride Can Emini geldi, Fatma Can Resulü geldi ve başka kız Cemile Can diye başka kızlar yavaş yavaş geldiler, gördüler hani orada işlemeyi gördüler. Hani yaramaz yer değil, öyle öğrenmek yeri, özünü geliştirmek yer, bilim yeri. Hani son asiste köprak oldu bu kızın. Sonunda hatta bizlerin tim taranamız 18, 19, 20 kızda yetişti. Çağalar nemesi, barnamalarımız vardı. Biz aydınlar sabrettik. Hatta barnama top barnamalarımızı kızlar geliyordu orada. Hatta tim taranalarımız
başı örtülmüyordular. Açık şünek tarana okuyordular. 16-17 yaşındaki kızlar, yaş kızlar. Bunların başı açığı, kapalı buluşu önemli değil, mühim değil. Veli, şu aileler güveniyordular, kızlarını iyi veriyordular. Okul için, okumak için, hatta tarana okumak için. Bu bizim için büyük bir hani bizim o zahmetlerimiz boşuna gitmemesi anlamına geliyordu. Sonra hemen eş diyordum ki köp yerlerde, kışlaklarda kızlar bana ders veriyor. Malum olan ya yukarı okullarını okuyorlar ya doktor falan ya mesela şair falan deyip eş diyordum. Bu için hoş buluyordum ki yok bizlerden hem buluyor deyip. Her doim aytib kelingan ki masalan mana shu maktabga borishmi yo masalan ishlashmi ko'proq sharda yashayotgan ayollar va qizlar bilan xulosa bo'lib qolgan. Masalan siz agar uzoqroq mintaqalarga borsangiz, masalan qishloqlarga borsangiz yo Anxoydagi turkman qizlarni olsangiz, qishloqdagi qizlarni, ular hayotida o'zgarishlar keldimi? Ularni qanchalik bilimlarni oshirishga muvaffaq bo'ldingizlar? Orada mesela şehirde biliyoruz ki Özbek Türkmenler köprak, Hüseyin Türkmenler köprak uzak kışlaklarda yaşıyor. Ve orada ne hiletiyordular aynı televizyonu, Özbek Türkmen'in televizyonu deyip her yerde kuşatıyordular, garasalar. Ve oradan ki bizler görüyordu, bernamamızı öz dilimizde okuyoruz, öz dilimizde yazıyoruz, şiir yazıyoruz. Orada gepliyoruz ve onlara kitap okuyoruz ve onlara bir aydın bir gelecek görkeziyoruz. Ve on yanak bir durumda orada köprek kızıkıyordular. Kızlar kızıkıyordular, maşkallar kızıkıyordular. Ve hatta şu uzaktaki ya ben Anhoy gitsem öğren kovu görüyordular. Hani gel gepleşelik biz kamer işçi götür gel gepleşelik bize mihman bol. Biz de okumak istiyoruz ya kuşet yatırlar mesela şiir düşseler gelip okuyup verseler ya mesela biz senin ben normalini görüyoruz köp yakışı biz de istiyoruz katlaşsak o kızıklamasını görkez yata ya da biz ben normali Türkmeni ben normali için gidiyoruz falan yere gidip televizyon bakıyoruz diye onlar köp umut var ediyordu bize ve bizim tabii ki o herkesin öz her kimin özünün isteği oluyor. Ve kızlar husen ayarlar ki şuna halı da okuyorlar. Tabii ki ilmi de bilimi de o görüyorlar. Bir de olsa ayal kuşatıyor öne taraf gitse o aydınlığa taraf gitse bilime taraf gitse. Şuna ne hepsi tahir hepsi ütkeşmek arzusunda da ya da okumak arzusunda da okuyup bilince okuyanlar da vardı. Bizim şu ümitte her vakit okullarda Türkmen dilde okuysalar kızlar küçük küçük okudarlar sonra da bunlar büyüler çağaları dünya gelir çağalarını okudar bu neme biterdi. Böyle tağlıklar gelişi bile yeniden biz şu eski gittik yeniden şu gidiyen kızlar işleyen kızlar ayarlar okullar kapandı ve öğren bir erbet durumda kaldık. Ümit etiyen bu durumdan çıkarız ve mezat düzelir diye. Ana endi umidvorlikdan boshqa masalan siz bir faol ayol bo'lganingiz uchun masalan turkman qizlari sizdan imkoni bor katta umidlari bo'lsa masalan ular uchun endi ular Afg'onistonga siz chiqara olmaydi siz masalan ularni namoyandaliklariga masalan siz chiqarasizmi e'tirozlar bo'ladi ba'zi bir mamlakatlarda e'tirozlarga ishtirok etasizmi yo masalan ijtimoiy tarmoqlarda turkman xotin qizlari namoyandasi bo'lib ularni haqlarini talab qilasizmi gohida bir yere gezip gitmek alayda, plan koşup gitmek alayda muhacir olmak ayrı. Muhacir oldun mu bütün dünyanın dertleri de sana geliyor, bütün kıyınçılıkları da sana geliyor. Taze şu öz kıyınçılıkları çözüp şu öz hani geçmişimi, geleceğimi elden verdim, taze umut varlık deyip özüm güçlenip başlap. Hani bu ülkenin de bazı kıyınçılıkları var, bizde var Hüseyin. Biz ki taze gelen biz ülkeni koyup geldik. Mesela itirazlarda İstanbul'da itiraz oluyor ya da Ankara'da itiraz oluyor. Mutasifin benim yol uzaklığı için var bilemiyor, katlaşı bilemiyor. Eşitip duruyor. Bazen aslında kıyınçılıkları oluyor. İnşallah bunlar çözülür de bir gün nerede bulsam sesim çıkarıp bilen ki yok
yine de kaytadan ses çıkaran ki yok. Biz bar biz gerçi neme içtimai neme safhasından ya, bazen yazıyoruz hani karşılığımız görkeziyoruz. Hani bu yeterli değil, biliyorsun yeterli değil. İnşallah mesela kurşalar ve bizler de ayakta durarız diye düşünüyorum. Facebook'ta ya içtimai safhasında ben normal televizyonlar var. Ya orada öz seslerimiz çıkarıyoruz. Türkmen ayalı bizler senem şu ahir vakitlerde bazen sahibelerde gepleşiyoruz hani durumun hakkında ne bir şey ders ne ama bolar deyip umid etiyorum bunlar bir netice verer ve bu nemelerimiz başka yerlerde mi yetişen hani itirazlarımız ya karşılıklarımız ya seslerimiz başka yerlerden mi çıkar biraz giyineler deyip düşünüyorum. Kamerjon, mesela Afganistan'da bazı bir jurnalistler aytadiki, mesela bizda Cumhuriyet davrida bilasizku ko'p maktablar qurildi uzoq-uzoq qishloqlarda boshqasida. Turkmanlar zich yashayotgan mintaqalarda borganimda, masalan, bir turkman qizi bilan musoyiba qilishni niyat qilardim, lekin 5-sinfdan yuqori bo'lgan bir yosh qizni topolmasdim. Zero aksariyat turkmenlar, masalan, 5-sinfdan yuqori bo'lgan qizlarni 12 yoshdan 13 yoshdan uni turmushga chiqarardilar deb manga aytdi. Siz bunga qancha qo'shilasiz? Yani şu kıyıcılık bilen özüm de düşük geliyordu. Mesela kışlaklara barsam, müsaibe geçirecek olsam, Türkmenin ayal kızları hazır bulmuyordular. Yani ayal kızları hazır bulmak demek ki onlarda hiç ihtiyar yoktu ki. Onlar aysa ki ben hazır mıyım ya değil mi? Ya ki hani siz bizlerle sözleşip geçirecek mi desek yok. Bizim erkeklerimiz biliyor. Erkeklerinden yalvar kop ait men şuna neme geçirsin yok biz hani eğer ayal kızlarımız gepleşse mecbursun birden göçüp gitsek birden başka yaşayabilmez deyip şöyle neymeler bilin kop duç geliyordum ve hani tarihe kalanda tarihte Türk ayalları Özbek Türkmen ayalları Hüseyin Türkmen ayalları bir ornu vardı bilmedim bu son 100 yılda ne oldu da sen şu coğrafyada, Afganistan coğrafyasında ayarlar biraz izde kalan ya da şu maşallah tarafından dini inanmeler köprek olup din bilen irtibat verip bunu okuğu ya da mesela televizyonda yapırmağı dinsizlik fikir ediyorlar ya da bilmedim çok elbet bir zat fikir ediyordu. Bizler taze şunu normallaştırıp şunu merdimin hani az az kızlar vardı bazen son vakitlerde müsahibe edip ettik ya da gepleşik geçirdik ya televizyonumuza al geliyorduk istediğimize yolları açtık ve bunun devamını girerek bolar diye düşünüyorduk ama inansak da şu neçil yıl sonunda sanırım 2015'ten sonra bu öğren de kıyınçılık oldu. Tabi Türkmeni programlar kop televizyonlarda bent oldu. Kapaldı radyolarda şu yana ve yeniden bu köprak kıynanıp hani kısılıp başladı. Aytingizki, maktablarga borardingiz, qizlardan, Türkmen qizlardan musohiba olishni istardingiz. Ular bo'lsa, bizni ijozamiz yo'q, ruxsatimiz yo'q. Erkaklarimizdan ruxsat olishimiz kerak deb aytardilar sizga. Sizningcha Türkmen qizlarini o'z haqlaridan xabardorsizligini sababi nima? O ayaların bilimsizliği ya öz hak hukuklarından şu yeniden şu neme geliyor. Hani şu toparda şu yığında yaşap ve mesela bir kız televizyona gitti, bir kız müsahibe çıktı, onu yaxşı göz bilen bakmıyorlar ve o şu halk içinde yap hani yaman göz karalıyor. Şu nene onlar hatta bilseler de şu cesareti ya şu nemeni edip bilmiyorlar. Hani eğer bilseler öz hakkını biliyorlar ki ben müsahibe edişim gerek. Hani yok ben der ki yaman iş etmiyorsun. Ne için başka birden sorayın demek öz hakkını biliyorlar da böyle sonu şu akıbeti kup, yaman bolar deyip düşüncesi için ya düşünmekler için bazıları bilip bazıları bilmen şu cesareti edip bilmiyor deyip düşünüyor. Yani bu da bilgileri yok ya yeterli bilgi olarak yetişmedi ya da
yeterli destek ya himaye bulmuyorlar mesela etraf çetinden. Eğer etrafında yığın aydın olsa hemen aydın bulur. Eğer yığında cehalet kopasa, dersi okumayan kopasa ve boş gepler bilen nameler kopasa okuyayım bilgiyizem cesaret edip bilmiyor. Hani televizyona çıkıp müsahibetse yazı hakkını bilenlerim ona cesaret kop az cesur cesaret ettilerler dip düşünüyorum. Hem mesela şu geleceğin kaygırıp veya korkusundan edip sözleşik geçirmeye mümkün dip düşünüyorum. Sizningcha, masalan, shu qizlarni maktabga bormasligi, turkman qizlarni savodsiz qolishi faqat shu qizlarga taalluqlimi yoki bachalar bundan mustasnomi, yo bachalar ham masalan unchalik maktab borishga qiziqmaydilarmi, qandaydi? Oğlanlar bariyorlar. Hani onun hem şu Afganistan'da köprü ne diyeyim kışlakta otursa susuzluk o dehkan karlıkları işleri barolar köprü şunlar bilen şu kullanıyorlar ve onlar bilen şu kullanıp köprü başkalar oğlanlarına mı koyan yok okuva hani okuva biz dehkan kar biz maldar biz deyip böyle Ediplenince aydın yani bazı maşkallar koyuyor ama bazı kızlarına koyuyorlar. Hatta birbirinin arasında kop aitiyorlar. Biz indi biliyoruz kızlarımız okula gitsin, oğlanlarımız okula gitsin. Biz şu vakte hiç bilmezdik. İndi biliyoruz deyip oynanak fikirler de vardı onların arasında. Böyle onlar hemisi düşünüyor şu bilimsizlikten ya cehaletten ya da şu merdim şu bizim oturan nemelerimizi şolar şu bilimden şu nemeden uzak saklarlar için şunu düşünüyor. Hani eğer orada adam okuba basatı kızları gitsettiler ya ayarlar o bilim basatı bu ne bir durum ortaya gelmez de deyip düşünüyorum. Ve o da tarihe bağlı fikir ediyorum. Bir tarihi bir cebir diyeyim mi, zulüm diyeyim mi? Sen Türkmen kavmının ya Türk kavmının şu Türkmişin mantıkalarda şu ne bir neme vardı hani okula gitmek kıyınçlıkları. Sizningcha, masalan, bu faqat bu nima desam qabul etmas bir an'anami yoki masalan davlat qilishi kerak bo'lgan ishlar bo'lmaganmi, tablig'iy ishlarmi yoki boshqa bir yo'llar bilan qila olardimi ki, masalan qizlarni yo masalan o'g'il bolalarni o'quv markazlarida maktablarda yuborilsa edi. O'shandayki masalan intizorlaringiz bor edi, davlat bilan ish qila olmadimi? Türkmenler ki Afganistan'da değil de başka ülkelerde de yaşıyor. Mesela Türkmenistan'da yaşıyorlar, İran'da yaşıyorlar, Uzbekistan'da yaşıyorlar, Tacikistan'da. Çok ülkelerde hani başka yerlerde de mi yaşıyor? Ve öğrenci kızları okula gidiyorlar da ne için Afganistan'da okula gitmiyorlar? Ne için Afganistan'da bunca kuyudat var? Afganistan Türkmenler ne için onlar bunca karankada yaşıyorlar? Ve köprek fikir ediyorum devletin kıska elinin kıskalığı mı? Devlet istemedi mi onların arasında tebliğ etseler? Ya onları teşvik etseler, kızıktırsalar ki sizlere evlatlarınızı okudunlar. Ya şu gerekli nemeni teveccühüne ya dikkat olarak etmediler deyip düşünüyorum benim şahsi fikrim. Çünkü devlet bunda kop eli kıska davrandı. Köprek bunların hakkında başka hani eğer istek başka nameler daha yakışı diysek hani onların hem kıyınçlıkları oldu ama Türkmenlerin bir bayağı onları köprek kızıktırıyorlar şu halı dokuysalar maldarlık etseler ya şehre gelmeseler şuna bir fikir kaç devlet bunun üstünde işleseler köprek işlese de belki bu kıyınçlık azrak olardı ya yok olardı diye düşünüyorum. Sizningcha, davlat nima qilishi lozim edi? O'shalar amalga oshirilmadi. Devlet okul yolundan ya da senem şu okuyun ayarları, kızları, ya maşkalaları mesela edipler de o yerlerde, mukamlarda koyup ya televizyon tarihinden hani eskiden televizyon tarihinden senem 20 yıl boyu Türkmeni bölüm mesela aynı televizyonda vardı bazı televizyonlarda sonra çıktı. Parti ondan ön yoktu şu tebligler falan yoktu şu nameler yoktu kop azdı bir kaçadan
bir milli televizyonda vardı, o da az, o yeterli. Yeterli değildi. Hani Üzbek Türkmen için ya Türkmen için yeterli değildi diye düşünüyor. Bunu köprak istedi. Belki bugün bu ne kıyınçlıklar bile düş gelmezdik. Belki 50 yıl ön bu hani tebliğler, bu okullar ya 180 yıl ön bu ne yapsa belki azırak bolardı diye düşünüyor. Hani başka ülkelerin de önüne kıyıdat yok. Kızların üstüne de kıyıdat yok. Türkmen kızları okup biliyorlar. Yukarı okula gidip biliyorlar. İşliyorlar. Başka ülkeye gidip biliyorlar. Çok rahat yaşıyorlar. Normal hayatlarını yaşıyor. Peki hem azat çok dep desturu, dini hemesini karıştırıp bizim ülkemizde, Afganistan'da Türkmen oturanlarda şunayak bir düşüncen ne yürü denilir mi, tapanlar mı, döne denilir bilmiyorum. Ne için bir de öğren katı bir durumda yaşıyorlar, o karanlıkta yaşıyorlar. Bunu endi Tolibon kelgandan keyin uchinchi tilda suhbat qilayotgan uchinchi rasmiy til sifatida tanilgan, albatta asosiy qonunda o'zbek tili, turkman tili. Bularga masalan tarbiya ma'lim yopildi. O'zbek tilida dars berayotgan ba'zi maktablarga o'zbekcha kitoblar bu yil tarqalmayapti degan gaplar bor. Sizningcha endi bundan keyin turkman tili, turkman madaniyati vaziyati qanday bo'lishi mumkin? Türkmen dili ve medeniyeti nahil buluşu gerek. İndi hemesi bir neme değiş, bir ütkeşke karıyorlar. Yani orada bir tغییرat gelmese devlet boyunda ya şu devletin sisteminde ya öğrenim merdimi tغییرat getirmese, birleşmese benim fikrimce öğren yeka Türkmen'inki de bütün kavimlerinin Türkmen, Üzbek, başka ya kavimler ya Peştun basın ya Tacık basın. Hem mesela aynısı bir deyip düşünüyorsun. Sebebi bir gün izah kalsan, izah kalıyorsun, 10 yılda izah kalsan bugünün çağası karışmıyor, ösüyor ve mutasifane bu nesil için öğren bir kayınsam da inşallah değişsin de böyle, hatta dilde de aydıp bilmiyorum ki bir elbet gelecek bizi karıyor, karışıyor diye. İnşallah değişir, inşallah birleşirler, inşallah o halk öz arasında yani devletinde ya başka da ütkeşik getirmeye çalışar diye düşünüyorum. Hozir sizni BBC O'zbekni bu miros dasturidan turkman qizlari ko'rishi mumkin, turkman ayollari ko'rishi mumkin, ayniqsa Afg'onistondagi qizlar umidsiz bo'lib qolgan, maktab keta olmaydi, oliy o'quv yurtlarida keta olmaydi, yo masalan ishsiz uyda o'tirib qolgan ayollarga nima degan bo'lardingiz? Türkmen kız ayarları delde bütün kız ayarlara kusarım Afganistan içindeki yaşap Üzbek olsun, Türkmen olsun kaysı kimenin dilimi biliyorlar, beni eş diyorlar. Hem mesela şunu diyecek ki bugün kalmıyor. Gece kaç uzak olsa da bir ertesi var. Karanlık gün hiç şu an geçmiş durmadı. Bugün de durmaz. İnşallah değişik gelir, hükmen geliyor, değişik ve tağirat geliyor. Ve onun için umut var olalım, onun için özümüzü geliştirelim. Edip biliriz, üyde kitap okuysak, kursları üyde şunu takip etsek. Hükmen de biz mektepler, okullar kapaldı ya iş yerler kapaldı deyip biz el ayağımız otursak, o kıynansak, kaygılansak, biz farklı insanlar, biz Afganistan'da yaşadık. Görüşmemize devam verelik, güçlü olalık ve özümüzü yeniden aytiyon okuyalık ve şu nememize okuyalık, o devam verelik, bilimimize köpelterelik diye düşünüyorum. Bugungi meros dasturimiz ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomizga qadar men sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.